Nesine TV'den herkese merhabalar. Antalya'da röportajlarımız devam ediyor. 68 Aksaray Belediye Spor Teknik Direktörü Cem Kavçak'la beraberiz. Cem Hocam merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Teşekkürler. İlginç bir hikayemiz de var Cem Hoca'yla. Biz ilk Nesine TV ile Ocak ayında kampa geldiğimizde tabii ki Antalya'da birçok takım vardı. Biz Sivas Spor'a yanılmıyorsam gelmiştik. Evet. O sırada bir boşluk oldu. Ben sağa döndüm. Baktım Cem Hoca'yı hemen tanıdım zaten ve sağ olsun biz de tellerin önünde hocayla konuşma şansı bulduk. Ama tabii hocamla o gün konuştuğumuzda hedefleri konuştuk. İkinci yarı başlıyordu. Üst lige çıkmak için diyaloglar kurduk. Evet. Güzel demeçleri vardı ama tabii ki maalesef yaşadığımız süreç herkesin malumu. Hocam şimdi birçok teknik direktörle konuştuk. Başkanlarla konuştuk. Sorduğumuz tabii ki belli başlık sorular var. Bir, bu süreci nasıl değerlendirdiniz? Uzun süredir top oynamıyor takım. Antrenman süreçleri nasıl oldu? Takımı nasıl hazır tuttunuz? Antalya'da olması sizin için avantaj, dezavantaj. Buradan evet. Başlayalım hocam izninizle. Biz biraz şanslıyız bu konuda. Biraz erken başladık açıkçası. Tabii bu süreçte o belirsizlik tabii her takım olduğu gibi bizi de etkiledi. O sadece o bir haftalık bir süreç var ya, önce bir oynanmayacak dendi. Sonra playoff kararı alındı. Hatta bir ara ilk ikiler çıkacak böyle evet, bir karar duyuldu. O belirsizlik sadece bizi birazcık etkiledi diyebilirim. Hı hı. Orada bir 4-5 günlük bir sıkıntımız var ama onun haricinde erken başlamanın biraz avantajıyla açıkçası maçları oynayacağız. Tabii o beklenen süreçte de takımımızı gönderirken biz ölçümleri yapmıştık. Geldiklerinde de bütün takım diyebilirim. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Kilo anlamında da olsun. Bıraktığınız gibi geldiler hocam. Evet. Tabii önemli. Devamlı program da gönderdik oyunculara. Çok iyi hocam. Son 1-2 hafta haricinde hepsini uygulamışlar sağ olsunlar. Onun dediğim gibi onun haricinde bir sıkıntımız yok. İnşallah maçları da bunu yansıtarak buradan güle oynaya gitmek istiyoruz. İlk maç hocam Buca. Buca ile oynuyoruz. Yanılmıyorsam normal sezonda yendiniz ve yenildiniz evet, galiba. Biz orada yendik. Onlar bir sahada evet, yendiler. Şimdi tarafsız bir sahada seyircisi olarak Buca Spor'la oynayacaksınız. Nasıl hocam yani takımın playoff'a bakışı, Antalya'da olması, maçınız 22'de bir avantaj olarak görüyorum ben. Evet. Yani şimdi biz idman da yapıyoruz aynı saatte. Tabii 8'e göre biraz daha biraz avantajlıyız avantajlı gibi hocam. Gözüküyor. Ama daha ısınmaya başlamadan oyuncular inanılmaz bir ter boşalması oluyor. Allah bütün takımlara kolaylık versin diyorum buradan. Ya, sağlıkla sıhhatle hocam evet, inşallah. Evet inşallah bir sıkıntı olmadan buradan gidelim gitsin bütün takımlar. Buca takımına oynayacağız. Hı hı. Yani ligde de oynadık. Ligde oynadığımız çoğu takımda dişe diş kora kora mücadelemiz oldu. Çoğunu yendik. Hopala bir içeride beraber kaldık. Dışarıda oynayacaktık, oynamadık. Her takıma dediğim gibi üstte özellikle ilk 5 takımı. Çok yakındı hocam. Çok yakındı. Puanlar zaten evet, 6 maç vardı. Yani oynansaydı, ne olacağı belirsizdi aslında. Belirsizdi yani. Yani kimin çıkacağı direkt çıkacağı da belki değişebilirdi. Ama böyle bir karar oldu. Verildi. Ayrısı artık diyoruz. Dediğim gibi buraya biraz rahat geldik. Sezon başında biz kurulurken devre arasında sizle de konuştuğumuzda evet. Biz 8 tane oyuncu A2'lerden aldık. İlk defa profesyonel oynuyor. 2 tane altyapımızdan aldık. Onun yanına işte kontenjan oyuncular katarak yeni bir ekip kurduk. Yeni çıkmış bir takımız alt ligden. Bunlar işte bizim aslında avantajımız. Genç bir takım olmamız, yeni çıkmamız. Yani biz o belirsizliğin dışında biz açıkçası rahattık. Yani ne karar verirse verirsin bir gönül rahatlığı vardı bizde. Tabii bu karar verilince de ilk başta olmasa da yavaş yavaş bir heyecan başladı bizde. Şimdi tabii bu maç saati yaklaşınca o heyecan biraz tabii. Pik yapıyor. Açıkçası çok takımımız olsun işte biz bu heyecanı yaşayıp buradan o rahatlıkla kupayla gitmek istiyoruz açıkçası. Tabii. Yani tabii baştan bakıldığında hedef yokmuş gibi gözükse de hep gizli bir hedefimiz vardı. Ben hep çocuklara bunu söyledim. Yani genç olmamızdan ötürü bu hedef koyup da sizi baskı altına almak istemiyorum dedim. Hiçbir yerde bunu söylemeyin. Yöneticilere dahil işte sağda solda hep kendi doğru. Ekibimizde de bunu lanse etmeye çalıştık. Hep gizli hedefimiz vardı. Biz gizli hedefe ulaştık. Şimdi bunun rahatlığında kupayı almak istiyoruz açıkçası. Bir gizli hedefimiz daha kupa. Tabii bunu da alırsak taşlandıracağız. Daha da güzel olacak. Hem bizim adımız, hem kulüp adına, hem camiamız adına. İnşallah şu kalan 7 günlük süreçte de bunu yaşarız. İnşallah hocam yani hak eden bize herkesle tabii. Konuştuğumuzda söylediğimiz şu. Hak edenin hani bir kimsenin kafasında bir soru işareti kalmadan tabii. Hani evet hak etti ve şampiyon oldu denilen bir süreç olsun. Hem ikincilik hem de üçüncülük için tabii. Vallahi ben zaten o çok önemli. Yani ülkemizde geçen sene bir mağdur bir hoca olarak Aksaray Spor'da yani geçen sene mağdur oldum. Çok yaram büyük doğru, aslında doğru deşmek hocam. İstemiyorum doğru ama hocam, yani ondan sonra olan süreçte işte AGM'likten alınanlar oldu.
ligde bazı şeyler ben değişti. Ben tam onu diyecektim hocam aslında, size kısa yani... da bahsederken pek girmedim ama. O yüzden hak eden kazansın. İnşallah hocam. Mümkünse inşallah. İnşallah hak eden, hak etmiş gibi oynayan, iyi mücadele eden, oyunsal anlamda da hak eden kazanır. Son bir şey ekleyeyim o Cem Hoca ile ilgili. Gerçekten çok hem mütevazı hem de çok sıcak kişiliği, yakınlığı, hani bizim gerçekten çok konuşmaktan, sohbet etmekten çok mutluluk duyduğumuz bir kişi kendisi. Ben kendi adıma Ocak ayında da söylemiştim. Tecrübeniz var Süper Lig'de de, işte Akhisar'la yaşadınız. Evet. O süreci açmak hiç istemiyorum ama ben inanıyorum ki hocam biz ilerleyen dönemlerde daha hani mutlaka takım inşallah ilerlere gelir ama sizin için de bir kariyer planlaması mutlaka vardır diye tabii, tahmin ediyorum. Şimdi, o zaman da konuşmuştuk evet. Da yani neden alttan başladınız? Aynen hocam, doğru. Yani açıkçası güçlü olmak istiyorum. Yani bu camia, bu platformda, bu hocalık kariyerimde biraz basamakları tek tek çıkıp zirveye ulaşmak istiyorum ki daha sağlam olsun diye. O açıdan bu sene çok iyi geçti. Tabii istediğimiz yerde miyiz? Değiliz. Daha da ilerini hedefliyorduk. Ama dediğim gibi iyi geçti. İnşallah 3-4 sene içerisinde o planlamayı çok iyi yapıp zirveye ulaşmak istiyoruz açıkçası. Bizim de isteğimiz hocam. Yani böyle değerli hocalar, değerli insanlar Süper Lig'e kadar gelip ama tabii ki sizin açtığınız yolda 3. 2. lig yollarından giderek oranın, çünkü biz hep bu liglere şöyle bakıyoruz. Ülke futbolu burada. Birçok genç isim, işte mesela örnek vereyim, Mert Hakan yanlış aklıma evet. geliyor. Tire'den geldi mesela. Yani birçok oyuncu buranın evet. toprağıyla geliyor. Siz buraya görerek geldiyseniz çok avantaj. Ya biraz açıkçası geçen sene ondan çok istedim başarılı olmayı. Bir kapı açmak istedim açıkçası. Yani bu ya bizlerin de, gençlerin de, Türkiye'deki genç antrenörlerin de bir şeyler yapabileceğini kanıtlamak istedim ama tabii şanssızlık olmadı. Gönül istiyordu ki olsun ki benim devam edeyim veya işte benden sonra çok antrenör arkadaşımıza şans verilsin. Doğru. Maalesef olmadı ama inşallah buradan tek tek çıkarak yine aynı hedefe ulaşmak istiyorum. Hocam son sorum, açık kanalda olması ülke izleyecek. Yani evet. Bu birçok takıma gittiğimde oyuncularla konuşuyorum, futbolcularla konuşuyorum. Şeyler böyle bir artı bir heyecan tabii. var. Takıma da motivim bu ama o denge biraz hani dezavantaj avantaj dengesini kurmak yani çok önemli. Oyuncu yani biz de dahi oyuncular da çok büyütürsen tabii avantaj biraz dezavantaja dönüşebilir. Orada. Tabii bu keşke sezon içinde birkaç maç olsa böyle de oyuncular da alışabilse. Ama ben inanıyorum bitirin ki hocam, bizim genç takım yani. Olmamız biraz bizi ekstra motive olacak gibi gözüküyor. Önemli bir faktör. İnşallah önümüzdeki yıllarda bizim de istemiş temennimiz maçların herkese ulaşması. Bunlarla ilgili mutlaka federasyon çalışmaları olacaktır ve biz de destekliyoruz. Nesinliye.com olarak da destekliyoruz ve içinde yer almak her zaman isteriz. Cem Hoca ile beraberdik. Yine her zaman olduğu gibi Ocak ayında bıraktığımız gibi samimi bir şekilde Hoca ile konuşup sohbet ettik. Kendisine başarılar dileyelim. Tur gelirse de bir kez daha hocanın maçı konuşarak turu da konuşuruz. Eğer tur alarsa tabii ki. Nesinliye TV'de röportajlarımız devam edecek. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.